Hayırlı günler canlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Biraz makine sesi geliyor olabilir. Ama Esra'yı bir süpürüyor. Biz de Yusuf'la hazırlandık. Sari'yi karşılamaya gideceğiz kapıya. El salla bakayım. El salla. El salla. El salla. Hadi. Ne düşünüyorsun? Hı-hı. Oradan da benim 2-2,5 gibi randevum var, öyle geçeceğim. Biraz aşağıda yürüttüm de yerlere oturuyor. Ne? Yok. Eyvah, misal yapalım. Dede. Dede. Bakayım annenin başı örtmüş mü? Ne? Seni görmüyor. Hayır, ellemiyorsun onları. Onları ellemiyorsun. Ayakkabıları ellemiyoruz. Şunları verelim paspasları mutfağa. Anneye. Anne. Dedeme de yok. Aşağı ineceğiz. Onlar pis. Hayır, hayır. Hayır. Yürü, buraya basabilirsin. Her yere basabilirsin. Ama annenin ayakkabına elleyemezsin. Annenin ayakkabısına gel. Hep tehlikeli yerler istiyor. Orada düz bir şey var. Çıkma yeri. Orayı çıkmaya çalıştı. Arkasından tuttum. Aa, gitmiyor. Kahvaltımızı yaptık biz de Esra'yla. Bugünkü ev hallerimizi dedim. Bir açayım. Devamını aşağı ineceğim ya. Çekerim. Bakalım doktor. Bir tane doktor randevum var bugün. Öbürkü 25'ine ertelenmiş. Dahiliye. Olsun. 25'ine giderim, açar artık. Mide için gideceğim ya. Açması gerekiyormuş. Ay şu gül de kışa dönerken açıyor mübarek. Bir göstereyim bak. Ne kadar güzel açmış. Dur, kedinin peşine gidemezsin. Kedinin peşine gidemezsin. Hayır, hayır, hayır. Kedinin peşine gideyim diyor. Bir güle bakar mısınız? İki tane. Ne kadar güzel açmış ya. Hayır, dur. Şu videomuzu bir erteleyelim. Ondan sonra devam ederiz. Evet. Evet canlar. Bir tane randevum bitti. Okeylendi. İlacımı yazdıracağım. Şimdi fizik için fizik doktoruna gittim. O da ne tepe burası ya. Bakalım boşluk varsa fiziği alacaklar. Beni hemen kayıt edecekler. Doktorum onay verdi bize. Sağ dizim çok ağrıyor ve daha şey olmuş, yıpranmış. Yaşına göre dedi soldan sağa daha kötü olmuş. Tepe üstünde işte. Hemen bir kayıt olayım da inşallah boşluk varsa başlayacaklar fize. Ama iğne de şart dedi. Sol sağ dizine. Sağ dizim çünkü çok ağrıyor. Gece inliyorum. Bayağı bir yıpranma olmuş. Kireçlenme. Aşırı. Bakalım ya, şimdi hemen dedim gideyim de oradan çıktım, bu tarafa atladım otobüse. Tepe üstü binasına vermişler. Zaten burada şey fizik, aşağıda muayene oldum, burada da tedaviye. Bakalım ne diyecekler, demedim. Sanki şu anda da yağmur geldi geliyor. Valla uyuyamıyorum dedim, anlattım sorunlarımı, kendi çelişkilerimi. Bir tane ilaç yazdı, bakalım ne işe yarayacak. Kendisine de söyledim de güldü. Dur bakayım fizik ne tarafta. Poliklinik fizik tedavi yazıyor, ben sonra görüşürüz diyeyim. Karışmışım. Selam. Tekrardan
Geldim eve çok şükür. Ya, oyuncaklarla oynamaya başladım. Fizik tedaviden hemen acil kabul ettiler doktor gönderdiği için Esra. Pazartesi arayacaklar. Pazartesi 3:30'a kadar orada olmam gerekiyormuş. O da Yunus'a göre bir ayar çekti. Ben de Yunus'u aradım işte şimdi gelirken. Çünkü bayağı bir dedi sağ tarafın dizinde. Bir şey var mı sende? Çok acıyor ya. Bir haftadır. Daha önce de acıyordu. Ben umursamıyorum da sızlıyor böyle. Tuz ekersin ya yaraya. Öyle sızlıyor. Sağ tarafın dedi daha çok yıpranmış. Acil dedi kolajen iğneyi de vurmanız lazım. Fiziğe de girmen gerekiyor. Hani dedi, fizikle dedi bitmez dedi. O diğer doktorun dediği de kolajen mi yoksa başka bir şey mi? Kolajen. Oydu. Ama fizik de ağrılarını keser dedi. Tabii canım. Fizik doktoru. Hemen Tepeköy'e gittim. Tepeköy'e mi? Tepe üstüne fizik gittim. Fizik doktoru oldu. Oradan hemen randevuyu verdiler. Bayağı gönderdiği için doktoru acil. Zaten benim filmim düştü. Düşüyor canım hemen. Fizik doktoru baktı hemen filmime. Sağ diziniz dedi çok dedi. İlerleme var. Yunus dedi bir ayar çekeriz anne dedi. Çok acıyor oğlum dedi. Yok ya dedi acımıyordur dedi. Anne sana acı. Sanki ben çok acıyınca bir şeye bağırıyor muyum? Yok. Yok. Yani beni bile etmiyorum ben. Bu kadar ızdırap çekmesem zaten gitmem. Ay niye söylüyorsun ben randevularım? Hem de vardı bak bugün hemen denk getirdik. Bir baktım bakayım dedim. Nasip işte nasip her şey nasip. Allah izin verirse pazartesi arayacaklar. Çünkü pazartesi arayıp da salı da gel diyebilirler ama pazartesi başlamam gerekiyormuş ilk gün. Öyle oluyor ya. Hafta evet. 5 gün tamam. 14 gün falan oluyormuş bu. Evet, annem 15 gün yatmıştı hatırlıyor musun? Fizik için mi yatmıştı? Annem fizikte ama hastanede yaptı hiç gelmemek için. Doktora rica etti. Öyle bir doktor da bir tane hap verdi. Uyuyamıyorum dedim. Böyle kafaya çok takıyorum dedim. Kız ne doktoruydu o? Geldi. Sadece çok ses yapıyorsun ama. Çok ucurdu çıkartma dermişim. Öyle de at zaten. Çocuklara ödül gelirken aldım da elime boş gelmedim. Onu paylaşıyorlar. Şimdi de kalkarız. Sare de dün Esra da dün çalıştı ya. Kanıt almış bana gelirken. Anne seni hiç sevmediğim için sana kanıt aldım. Yoksa normalde Esra şey alır. But sever. Tavuk butu ya da tavuğun büfteyi oluyor ya. Ben biliyorum ya. Yunus da ikisi onu sever ama kanadı seven benim. Baktı bir paket. Yarın dedi kanat dedi. Yövmiyemi aldım dedi. Bir de mantımız var dükkandan. Annemi hiç sevmediğim için ona kanat aldım. Hani sevmeyecek bir şey yok. Sevecek bir şey yok yani. Bak. İkisinin ortası olacak. Şöyle bir şey. Yani videoda göründüğüm için sesli olmak zorundayım. Hani bir şeyler. Yok normalde de sen seslisin. Bak bunu bilmiyorlar onlar. Yok şimdi bizim 24 saatimizi biz çekmiyoruz. O ayrı. Ama Esra gerçekten ki burada sabahtan akşama kadar oturun. Esra ile biz iki çift laf konuşmayız. Konuştuğumuz konular da vardır ama çok her şeyi konuşmayız. Nadir. Çok nadir. Böyle hani ben geldim eve. Ben şeyi söylerim geçerim odaya. Tamam bitmiştir. Tıp. Yani bizim olayımız böyle. Biz fazla hiç. Çünkü Esra'nın yapısı bu bak. Emine'nin yapısıyla Esra'nın yapısı aynı değil. Esra bir konu açmaz. Bir şey böyle tartışmaya girmez. Hiçbir şey. Esra gerçekten göründüğü gibi yani sessiz. Mesela ablamla annem daha çok kavga ederler ama biz annemle hiç kavga etmeyiz. Yani biz Emine ile tartışırız. Çekinmem rahat rahat. Benim ona söyleyeceğimi de o bilir. Ben Emine'nin bana nerede kızacağını bilirim. Esra'dan bekleme hiçbirini. Esra, annem bana söylesene ben ona kızmam mesela. Öyle bir huyum. Bazen fevri davranıyorum tabii çıkışlarım oluyor. Ama ben hiç karşılık vermem. Hiç ben bilmem ki Esra 7 sene bitti. Bir kere bana karşı cevap versin. Hayır öyle değil desin. Ama demesini de isterim aslında. Yok ben saygısız hani, kimseye yapamam. Orası yanlış ama bak yanlış derken de hani böyle daha doğru olur demek var. Ya öyle değil deyip çekip gitmek başka bir şey. Ne bileyim benim yapım öyle. Ben
Öyle karşılık vermeyi çok sevmiyorum. Yusuf verecek size cevabı. İşte diyorlar ya, çocukluk da çok önemli. Çok bastırılmışsın sen de belki. Bak bilmeyerek. Bazı çocuk... Ben mesela bastırılmadım. Çok kışkırtıldım çocukluğumda. Seni kışkırtmışlar canım. Ne? Vallahi billahi ya. Babam erkek kızım benim. Emaneti bak, al. Şunu al. Sen şunu da halledersin. Bunu da vurursun. Ya bir baba bunu bana bu oyuna empoze ediyordu. Ya artık ben uçar olmuştum. Her şeyi ben yaparım gibi. Yani bazı çocuklar da bastırılır. Anne benim canım kek çekti. Kek yaparız seninle. Hayır anne. Hmm. Babanın aldığı cöleti kek. Nerede? Al yine. Getirsene. Yine iyi anne, mutfakta var. Annem alsın. Tamam annesi getiriver. Bunlara ben gelirken... Bir şeyler aldım. Bayağı uyudu kız. Kim uyudu? Yusuf. İyi. Ama karnım da acıkmaya başladı. Evet. Halk ekmeğe gittim de şey bulamadım. Kepekli bulamadım ya. Var mıydı bizim evde kepekli? Ne? Kepek ekmeği. Kepek bitirmiş canım. Bitirmiş miyim? Bir şey aldım ya, sandviç aldım ben de. Onları böyle dilim yaparım. tost makinesinde böyle kıtır yaparım. Evet. Bakalım yarın hapuma başlayacağım. Günde yarım yarım bir hafta. Dedi hiç doktora gitmediniz mi? Yok, 27 sene bitti. Gitmedim tabii ya, 9 sene oldu ben en son gittiğimde. Kendini ihmal etme yani. Evet. Niye ihmal ediyorsun? Şey yaptım yani? Dedi. Benim dedi vereceğim bu hapı dedi 7 gün dedi yarım iç. 7 günden sonra dedi bütün içersin bak bakalım dedi. Sendeki şeye. Ama dedim hocam dedim herhalde bir ayda dedim daha kullanmayacağım. Yok dedi 6 ay kullanacaksın. Sevmiyorum hap içmeyi ya. Hani derler ya doktora gidiyorum. Bak mide için verdikleri de ben kullanmıyorum. Duruyor şurubu nasıl falan. Nasıl kullanmıyorsun? Rahatsızlığımı öğrendim tamam. Ama tedavi edici değil kızım. Tamam, söyleyeyim ben sana. Tamam, tedavi etkili olmayabilir. He. Ama sen gene ihmal etme. Ya bir gideyim şeye, bir açsın. Seni bir açacaklar. He, beni bir açacaklar. O gün iki doktor, ya fizik. Meleğim öpüyorum seni, Allah razı olsun. Meleğim bu akıllı verdi bana. Vallahi, akıllı kadın başka oluyor. Aynen, melek teyzenin yeri ayrı gerçekten. He. Hemen dedi fizeye gidiyorsun, alıyorsun. Onun dediği gibi... Hemen acil fizik yazdı. Kanman istemediler. Hiçbir şey istemediler meleğim. Yine seni arayacağım ben. Ben de konuşacağım. Hemen baktım fizik tedavi. Sahra o ses çıkarma. Fizik tedaviye bakayım dedim. Hangi günü tarif var? Bir baktım. Tam bu ne varmış? Allah hastaneyi de düşünmesin. Ellerini yıka sonra ödev yapacağız. Dur saçını topla. Ay yavrum. Saçları dağılmış. Ödeve oturacaklar. Ben de mutfağa gireyim bir. Üstümü değiştirmedim daha, onu da söyleyeyim. Hemen bir kıyafetim. Ay ne biçim rüzgar. Sen böyle gittin yağmur. Aşık. Ama giderken ben ne kadar sıcaktım. Ama anne bu havaya bak, ince bir hırka alacaksın üstünde. Banyo yaptın, hasta olacaksın. Fizik tedaviye gideceksin bir de. Fizik tedaviye şey yapmıyorlar değil mi? Getirip götürme yok. Yok, onlar da getirip götürme yok. Eyvah. Ben topallaya gelirim artık. Ama ben zaten bir senedir topallıyorum. Belki de topallayamayacağım. Niye öyle bir şey diyor? İyi mi gelir diyorsun? Hani fizik tedavi adı üstünde. Başlayacak ya. Çalıştıracak bacaklarını işte bir şeyler yapacak. Bir tanesini şey yaptı. Hemen acil. Estağfurullah. Çalışıyor. Allah mübarek günler. Bu arada geçmiş olsun Malatya'ya. Çok büyük geçmiş Malatya, olsun. Elazığ. Elazığ. Hepsine de geçmiş olsun. Allah beterinden saklasın. Elazığ'da İzmir abla var ya. Ben sana beğeniyorum. Ben onun taraftayım. Evet. 5 kaçtı? 5.9. 9'du. Nerede gördüm ya bugün? Aa, hastanedeki haberlere takıldı. Yok. Terziye indim ya. Terzide çıktı televizyon. Montum çok büyük geliyordu. Leylak rengi var ya, biraz darartıyorum kenarlarından. Tam bugünlük onun şeyi. Hani oraya giderken sana Yunus'un pantolonlarını vereceğim. Bunun çok pantolonlar var. Aa gitti. O adam çok güzel yapıyor. Çok güzel usta gerçekten. İyi ki akıl ettik kız. Oradaki, şimdi bir tane terzimiz var.
Şimdi bir şey veriyoruz, yok orasını böyle yapamam, yok orası... O zaman ne tersini kaçtın? Bu da tam tersi. Memnuniyet diyor, ben istiyorum. Ara sokak, sokaklar daha iyidir. Ben işte o yüzden... Konuştum. Dedi, hani bunu beğenirseniz yarın yine bana müşteri getirirsiniz. Yunus'un 4-5 tane kot pantolonu var da. Tamam, yarın da onları bırakayım. Yunus zaten parasını... Yarın benim mont alacağım. Tam mevsim işindik. Benimkilerin çok kalın deyince. Geçen sene almıştım ya uygun fiyata dediydim. 200 TL'ye almıştık, hatırlıyor musun? Çünkü o mağazada çok pahalıydı onlar. 500 TL'ye alamazsın şimdi 500. Hemen şuralarına şey yaptı, ölçtü, öyle çok dedi daraltma kaldırmaz bu. Adam içi mi diyor? Yok, o yanlarından daraltacaksın. He, biraz da kolundan alacak, uzunluğu zaten tam. Yarın giyer gelirim. Yarın. Ay Allah, ay ezan da dinlemedik. Babaanne, gitti geldi. Öp. Gelip, 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 gelip. Sahile giderken beni öptü biliyor musun? Ben dedi, babaannemle gidemiyorum dedi, iki tane doktora gidecek dedi. Doğru. O yüzden gitmiyorum dedi. Bak biliyorsun değil mi, iki tane doktora gittim ben. Hani mob krizlere dikkat et, sakın açık mob kriz. Evet, dikkat edin. Oranın kapısını da kapatsan anneciğim. Üst paraşütün ayaklanacak ya. Tuvalete bile çıkıyor şu an. Çıkıyor, her yere giriyor valla. Bir gözümüz onda. Bir iki buçuk yaşında durakta bir erkek çocuğu vardı. Esra. İnanılmaz. İçe giriyormuş. Durduramıyorlar. Elinde sopa, millete de vuruyor. Ay o kadar. He. Sayıyor. Ona kadar saydı. Adamın arkasında genç delikanlı. Çocuk da ne oluyor dedi. Yaparlar bence. Ama boyu vardı onun. Abi! Ya bunu seni yedi mi boy atar? Abi! Nasıl boyu dedi? Bu zararıma daha küçük. He? Bu zararıma daha küçük. Anneciğim şimdi bu ola telefon mu alırsın? Birkaç sayfa ödemeni yapacağız, tamam. Ben şifreyi bilmiyorum. Kaç sayfa var gidiyor dedi? Çok az ya. Çok çok az. Öskül'den. Öğretmen çünkü iki gün sonrası 10 sayfa verdi cezeye gideceğiz diye. Bugün daha az verdi. Bir tanesini okulda yapmışlar. Saçının bayağı, arkası bayağı kötü olmuş. Yattı ya orada, keyif yaptı. Ne diyeceğim? Yarın daha sonra okul yok. Tatil. Tatil. Yok, şey gidiyorsunuz geziye. 17 tatil. Tatil girmiş oluyor. Bu niye böyle kendini geri yatıyor? Beni de görün diyor. Evet, veriyorum sana da. Merak etme, tamam mı? Ben de şu an buraya geçtim. Donma var. Var. Kanat kızartayım, tamam. Ben de istediğin olayı geçeceğim. Yeterli. Birazdan çağıracağım seni. Hemen bir üstümü değiştireyim. Hemen bir mutfak kıyafetlerimi bir takayım. Bir şey anne, bir şey dur, bir şey diyecek dur. Gel. Geliyor, bir şey diyecek sana. Gel. Evin paşası. Tam tutmuyorum. Tutmuyorum. Nereye? Hayır. Ha, onu devirmeye gidiyor. Ne yapalım? Vedalaşalım bari. Yemin ederim videoya bakmayacak oradan. Bay bay ya. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Maskotluk yapıyor. Oğlum. Allah tekrarını yaşatmasın yine. Ne deprem, ne babaanneye bir şey sarıl git. Koş. Babaanneye koş hadi. Hadi. Anneye sal. Bay bay. Yusuf Aral. Görüşürüz. Ya. Anne bak şimdi. Çok komiksin. Bay bay. Bay bay yap anneye. Araba ver bir tane hadi. Ay gideceğim zannettim. Bay bay. Bak bak hayır, o buraya bakıyor. Anladın? Çok uyanık ya. Bir tane daha bay bay. Öpücük at o zaman. Oraya. Buraya buraya. Babaanneye araba ver. Bir tane araba ver babaanne. Vermesin bana. Beni yere oturtuyor, araba oynuyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.